Merhabalar sevgili seyirciler. Antalya Muratpaşa Belediyesi Sayın Ümit Uysal'la birlikteyiz. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bütün izleyicilerimizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim gelme sebebimiz, ziyaretimiz Kır Cami. Ciddi bir alan, mesafe, şehirleşmekte yine beklenen bir yer. Ve çok da sıkıntıları, sorunları olan, yılan hikayesine dönen, hikayesi olan, yıllardır çözülemeyen bir kır cami. Siz bu meseleyi getirdiniz, çok bayağı epey bir ilerlettiniz. Ha bitti, ha oldu dedik ama sonra neler oldu? Olmadı. Biz bitirdik aslında, yapabileceğimiz her şeyi yapıp ilgili yerlere teslim ettik. Ama o aşamadan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde yapılmış olan 5000'lik ve 25000'lik planlar iptal edildi. Dolayısıyla bizim yaptığımız binlik plan ve parselasyon planı da altsız kaldı. Onlar da düşmüş oldu, onlar da iptal edilmiş oldu. Çok üzücü. 40 yıldır bu bölgedeki insanlarımızın beklentileri var. Bir şekilde olmadı hep. 15 aşamalı bir süreçtir imar planı. Benim kendime göre bir kategorik sayımım var. 15 aşamanın tamamı tamamlandı. Tamamı tamamlandıktan sonra iptal oldu bu sefer. Yani ama geri dönüşü yoktur. Mücadelemiz devam edecektir. Bu planı nihayete erdirmek için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Zaten istinaf yoluna gittik. İstinaf mahkemesinden olumlu bir sonuç çıkmasını arzu ediyorum. Eğer çıkmaz ise revizyon imar planlarıyla 5000'lik, 25000'lik Büyükşehir Meclisi'nden çıkarılacak revizyon imar planlarıyla ilerlemek mümkündür. Ama öncelikle istinaf yolundan bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Geniş içerikli bir değerlendirme bekliyoruz. İnsanlarımız 40 yıldır bu sorunun çözülmesini bekliyor. Çocukları bekliyor, torunları bekliyor. Gerçekten de altı şehir, üstü şehir, kenarı şehir, her yeri şehir olmuş bir ortada bir havza. Bunun imara açılmamasının hiç kimseye bir hayır yok. İvedilikle biz 4,5 yıllık emeğimizin hakkını istiyoruz. Asıl hak kaybı komşularımızındır. Asıl zayi kır camillerindir. Ama biz de 4,5 yıldır yoğun mücadele eden, gece gündüz çalışan, hatta gün gelip akşama meclis koyan, yani mesai saati sonunda meclis koyan bir anlayışla süre kaybı olmasın diye mücadele ettik 4,5 yıldır. Dolayısıyla biz de mağdur durumdayız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Yine ilgili olan izleyicilerimiz de şunu merak ederler tam olarak. Neden bu gerekçeli karar neydi? Neden bozuldu? Yani düzeltilemez miydi? Ya da bunu düzeltin de getirin denmez miydi? Resmen bıçak gibi kesilip atıldı. İmar planı karmaşık bir şeydir. Zor bir iştir. İşte uzun yıllar mücadele ediliyor. Değişik bakış açıları var. Değişik nüfus tahminleri var. Değişik yaklaşımlar var. Eğer iptal etmek isterseniz her zaman bir gerekçe bulursunuz. Her şey olabilir. Yani şunu anlatmak istiyorum. Burada mahkemenin, heyetin değişmiş olması, belki tam olarak dosyaya vakıf olamamayı getirmiş olabilir. Bu eksik incelemeyi getirmiş olabilir. Yani istinaf dilekçemizi ben tekrar ediyorum aslında. İkinci bir keşif ve ikinci bir bilirkişi raporu bizce zorunluydu. Bu olmadan hızlı karara bağlandığını düşünüyoruz. Bu gerekçelerle de zaten istinafa gittik. Değişik şeyler var işte, değişik kabuller var. Diyor ki mesela bir maddede Muratpaşa %60 doluluk var diyor imarlı alanlarda diyor. Yani biz imarlı alan kalmadı yani %60 tamamen yanlış. Kabul mesela. Yani bunun gibi şeyler var. Yani bazı gerekçeler görece teknik elemanlar tarafından doğru da bulunabilir. Ama hani hayati noktalarında planın bir sorun yok. Zaten büyük bir itinayla ve şeffaflıkla, büyük bir gayretle, açıklıkla, hiç kimsenin hak kaybı olmasın diye titizlenilerek yapıldı. Bir sıkıntısı bizce ana hatlarıyla yoktu. Detaylarda düzeltilecek şeyler olabilir ama bu iptal gerekçesi oluşturacak bizce bir şey yoktu.
Peki size gelmişlerdir mutlaka orada oturanlar, dile getirmişlerdir dertlerini, sıkıntılarını. Ne diyorlar? Yani sonuçta bir iktidar partisinin belediyesinin de bu işin içinde olması ve onların yaptığı planların iptal edilmesi. Nasıl görüyorlar? Bu işte bir siyasi bıçak mı değdi diye düşünüyorlar mı? İnsanların aklına bin bir türlü şüpheli durum geliyor tabii. Bir yer 40 yıl nasıl imara açılmaz? 40 yıl. Her tarafı yapılaşır da orası nasıl yapılaşmaz? İnsanların aklına bir şeyler gelmesi çok normaldir. Şimdi biz bu plan sürecince tabii binlik yaptık, büyükşehire gitti. 18 yaptık, büyükşehire gitti. Onlar da büyük bir hızla bize uyum sağladı. Biz de teşekkür ettik. Yani yine teşekkür ediyoruz. Ancak planı yapan biziz yani. Yani 4,5 yıldır bütün o uğraşları veren biziz. Onlar da bize engel olmadılar. Yani onayladılar. Onlara da teşekkür ederiz. Ancak bu nokta, yani onların yaptığı, büyükşehrin yaptığı planlar iptal edildi ve o nedenle bizim yaptıklarımız da iptal edildi. Şimdi burada etkin mücadeleye katılmaları gerekiyor. Katılıyoruz diyorlar. Gerçekten mücadelenin sürdürülmesi gerekiyor. İstinaf da sürdürülmesi gerekiyor. İstinafta eğer sonuç alınamazsa da hemen hızla revizyon planlarla ilerlememiz gerekiyor. Ben ilerleyeceğimize inanıyorum. Yani bunun buradan geri dönüşü olmaz, olmamalıdır. Peki Kır Camii'nin vatandaşı, halkına ne tavsiye ediyorsunuz? Yani sabırla beklemeliler mi? Yoksa onlar da... Gözlemlesinler. Bakın biz her şeyi çok açık yaptık. Planları bitirdiğimizde buradan davul zurnayla gönderdik. Onun anlamı şudur. Bitti, takip edin. İşimizi takip edelim. Komşularımıza bir çağrıdır o. Şu anda da yine aynı. Komşularımız takip etsinler. Süreci takip etsinler. Hep beraber mücadelemizi verelim. Ne olup bittiğini görelim. Ne olup bittiğini biz takip etmezsek icabında hani olan tatsızlıklardan daha farklı tatsızlıklar da olabilir. Dolayısıyla hak kaybına uğramamamız için hep beraber bu mücadele sürecini devam ettirmemiz ve mücadelemizi birlikte vermemiz, süreci yakından izlememiz lazım. Komşularıma da bunu salık veriyorum, bunu öneriyorum. Bütün aşamaları takip etsinler. Peki Murat Paşa'da tabii sıkıcı şeyler oluyor ama güzel şeyler de oluyor. Çok yakında bir Türkan Şoray hanımefendinin adına bir sanat merkezi açtınız. Bu konuda çok tebrik ediyoruz. İsim çok güzel, kişi çok güzel. Nereden aklınıza geldi Türkan Şoray? Bu benim merak konum oldu. Bir de Türkan Hanım nasıl karşıladı görüştüğünüzde böyle bir şeyi? Türkan Hanım bir yıldız karizmasıyla mütevazi kişiliği bir arada çok güzel hamur etmiş, çok güzel götüren, taşıyan bir insan, zarif bir insan. Büyük duygusallıkla karşıladı, çok sevindi. Hayatımın en mutlu günü dedi. Değil mi böyle bir şey? Evet. Neden biz Türkan Şoray koyduk? Şimdi insanlarımız, biz genelde dünyaya toplam bakmayız da kendimizi en gelişmiş ülkelerle kıyaslarız, ona göre hüküm veririz. Bir Müslüman kadın olarak Türkan Şoray, bütün Doğu coğrafyasının en çok hayran kitlesi olan sinema sanatçısı. Birçok verilere göre ben de buna iştirak ediyorum. Yani Türkiye'mizde hiç ötekisi olmayan bir kişi, toplumumuzun özeti gibi. Ne diyorlar? Türkan Şoray'ın bakışları Türkiye'nin bakışlarıdır diyorlar. Bence de öyle. Türkan Şoray'ın yüzü Türkiye'nin yüzüdür. Ve duruşuyla, varoluşuyla Doğu toplumlarının, tutucu Doğu toplumlarının içinde saygınlığını koruyarak bir bağımsız, özgür sanatçı olarak var olabilmiş ve kendini çok geniş kitlelere kabul ettirebilmiş bir sanatçı. Habire sanatçıların siyasi laflar etmesi gerekmez. Bazı sanatçıların varlığı topluma ve dünyaya önemli bir mesajdır. Türkan Şoray da öyle birisi. Yaşayan birisinin ismini koymak ve bu ince düşünceyi ilk defa yapılıyor. Ve ben buradan Antalya'mız adına, Muratpaşa Belediye'miz adına çok gurur duyucu bir durum. Çünkü koskoca büyük şehirler, İstanbul'u, İzmir'i geçmiş, ta Antalya bunu düşünmüş ve böyle bir ismi, böyle bir merkeze layık görmüşsünüz. Ruhumuz da olmalı. Yani biz tamam asfaltta da
Türkiye şampiyonuyuz. Yeşil alanımız, işte şeyimiz, hepsi. Sosyal hizmetlerde de öyle. Ayrıca bütün milli bayramlar, dini bayramlar, bütün özel günleri de bütün Türkiye örnek olacak kitlesellikte ve ruhta kutlayan bir, komşularımızla böyle sarılarak kutlayan bir belediyeyiz ama sanat, kültür, spor bunlar olmadan kent kimliği yükselmez. Bu da çok değerli. Biz Türkan Şoray Hanımefendi'nin adını da koyarak zaten dediğiniz gibi bütün Türkiye'miz için bir simgesel davranış gerçekleştirmiş olduk. Çok da güzel kullanıyoruz. Şu ana kadar gösterilerde full çekiyor hep Türkan Şoray salonu. Komşularımız da çok ilgi gösteriyor. Büyük ihtiyaçmış o da. Güle güle kullanalım. Çok teşekkür ediyoruz ama ben son bir soru daha soracağım. Çünkü biliyorsunuz yerel seçimler geliyor ve 5 yıl geçti. Sizinle ilk dönemlerde Halk TV'de program yapmıştık. Hatırlarsanız koşturuyorduk. Bir düğün salonunun alt katında stüdyo yapmıştık. Gece 1'lerde 2'lerde çekiyorduk efendim. Yayınlıyorduk ve vaatler vardı. Yapacaklarınız vardı. Bunların birçoğunu yaptınız. Merak ediyorum, yapamadığımız var mı? Eksik kalan, fazlaları var. Onları ben biliyorum ama o vaatlerin içinde eksik kalan, yapamadık dediğiniz var mı? Tamamen eksik kalan hiç yok. Tamamen eksik kalan hiç yok. Güneş enerjisinde çok fazla şey yapmak isterdim. Orada inovasyon süreci devam ediyor dünyada. Yani biz mesela yenileniyor. Bir direğe bir batarya şeklinde. Acaba bütün şehrin enerjisini bedavaya getirebilir miyiz diye bir çaba içine girdik. Değilse herhangi bir binaya bir şirketle anlaşıyorsunuz. Bina gelip kuruyorlar. O 7 senede amorti ediyor falan. Onlar basit iş. 30 tane 50 tane firma var onu yapan zaten. Ama biz hani daha fazlasını yapabilir miyiz? Acaba bütün falezleri güneş enerjisiyle aydınlatabilir miyiz? Onun peşindeyiz. Hala da peşindeyiz. İşte kaldırımlar denedik. Değişik şeyler denedik. Güneş enerjisiyle çalışan kısmen yaptığımız şeyler de oldu. O alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Onun dışında vaat edip yapamadığımız bir şey olmadığı gibi vaat ettiklerimize %50 ilave var. Evet, azalar var. Azlılık var. Azalık. Hiç vaat etmediğimiz, yaptığımız şeylerin 1/3'ü vaat ettiklerimiz, kalan 1/3'ü hiç vaat etmediğimiz şeyler. İhtiyaçtan dolayı. İhtiyaçtan dolayı işte sonradan tespit etmişiz. Yani %150 çalıştık diyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bir de Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığınız var. Antalya'da, evet tabii ki Muratpaşa ilçesi, Antalya'nın en büyük ilçesi. Bu adaylıkla ilgili olan bölümde de herkese tabii bir röportajlar verdiniz. İşte doğal adayım dediniz haklı olarak. 500 bin nüfusa sahip olan bir ilçenin belediye başkanı olarak en büyük ilçe. Tabii ki buradan da benim doğal aday olmam gayet normaldir dediniz. Bununla ilgili bildiğim kadarıyla genel merkez anket çalışması yapıyor Antalya genelinde. Fakat ben yine sizin başka türlü belediye, hani büyük şehire geçeyim diye böyle bir çalışmalarınızı yine çok görmüyorum. Mütevazi yine yerinizde oturup Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na sarılmış oraları çalışıyorsunuz. Neden? İşim şu anda Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve 31 Mart tarihine kadar da bu görevim sürüyor. Bir kere bunu çok da aksatma lüksüm yok benim. Ona devam ediyorum günlük yapacağım bütün işleri sıkı bir disiplinle yapmaya devam ediyorum. Tabii büyük şehire de aday olmamın temeli bir 12 ay turizm. Bizim dağlarımız turistsiz, antik kentlerimiz turistsiz, şehir merkezlerimiz turistsiz. Sezonumuz 4 ay ve kumda. Kumda olup bitiyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. 12 ay turizm, 12 ay tarımsal ihracat. Komşularımız soğuk ülkeler ve bizden çok daha verimsiz ovalara sahip ülkeler iklim koşulları nedeniyle. Ama biz oralara satış yapamıyoruz. Bunu hem işletme stratejisi açısından, mikro işletme stratejileri açısından ele almak gerekecek. Hem de topyekün inovatif nosyonların geliştirilmesi açısından ele almak gerekecek. 12 ay tarımsal ihracat, 12 ay turizm hayal ediyorum. Bir de Muratpaşa'da yaptığımız sosyal belediyeciliği teknik kısmıyla beraber bütün Antalya'ya yaymak istiyorum. Yani alo diyen herkesin ayağına belediyenin gittiği, insan ayrımı olmayan, komşuluğun, kent kimliğinin tavan yaptığı, herkesin birbirine saygıyla, sevgiyle kenetlendiği, herkesin birbirini olduğu gibi kabul ettiği bir düzeni bütün Antalya'da tekemmül ettirmek istiyorum.
Sosyal belediyeciliğimizi ve fiziki altyapı belediyeciliğimizi, ayrıca komşulaşma, kardeşleşmeye tekabül eden işte festivaller, milli bayramlar, dini bayramlar, bütün o süreci kapsayan adaletli belediyeciliğimizi, kamu hizmetinin her kuruşunu, komşumun her kuruşunu komşuma geri döndürmeye dayalı çabalarımızı bütün Antalya'ya yaymak istiyoruz. Benim anladığım kadarıyla şu, ben Büyükşehir Belediye Başkanı olursam diyorsunuz ki yol, kaldırım değil, şehrin ekonomisiyle ilgileneceğim. Şehrin ekonomisine yön vereceğiz. Yol, kaldırım da olacak, o işin olacak. Alfabesi. O normalde ABC'si yapılacak. Olmazsa olmazı. Ama ayrıca bizim pastamızı büyütmeye, Antalya ekonomisini geliştirmeye, mevcut imkanlarımızı, olanaklarımızı sonuna kadar zorlamaya ihtiyacımız var. Bu alanlarda hiç çalışılmıyor, bu alanlar boş. Ekonomik olarak evet, boş. Antalya'da bir şu katkı sağlamıyor. Belediye. Çalışmadık yani bu alanlara yetkili görevli belediyelerimiz gereken ihtimamı göstermediler. Oysa yapılabilecek çok şey var. Yani Rusya halinde biz sebzede %5'e düşmüşüz. Dediğim gibi turizm minicik bir alanda olup biten bir kısa devre aktiviteye dönüşmüş. Bizim çok geniş olanaklarımız var. Martici rahatsız ediyor. Çok rahatsız ediyor beni. Buralarda şartları zorlamak gerekiyor. Hem de kent kimliğini, komşuluğu ve adaletli hizmet dağılımını, tam adaletli hizmet dağılımını bütün Antalya'ya yayarak. Bu çok önemli, bu söyledikleriniz. Benim şehri sadece yol, asfalt yaparım değil, ekonomisi de beni ilgilendiriyor, üretimi de beni ilgilendiriyor diyorsunuz. Bu da belediyecilikte yeni bir başlangıç. Çünkü bununla çok fazla ilgilenen bir belediyecilik görmedim. Bütün bunu emrediyor. Evet. Yani Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar bütün Antalya'nın sathından sorumluysak, bunları düşünmek zorundayız. Yani acaba ne yaparız da Moskova haline %5 değil de %25 mal satabiliriz? Acaba pazarın taleplerine göre mi kendimizi tamamen yapılandırsak? 12 ay turizmi nasıl getiririz? Nasıl yaparız? Yani nasıl bir algı çalışması yapmamız lazım? Bunu hangi araçlarla yapmamız lazım? Bunların çalışılması lazım. Bu da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunuzda yapabileceğiz, evet. Mis işler diyorsun. Çok yoğun çalışacağız bu alanlarda, çok yoğun çalışacağız. Peki. Çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde ekonomik durumları malum. Evet. Bunlar açıklandı geçen gün. Herkes bir enkaz oluyor. Bir enkaz devralınacak deniyor. Buraları nasıl aşacağız? Buralarda neler yapabileceğiz? Şimdi Muratpaşa Belediyesi'nin 2017 bütçe uygulaması %99.83. Yani 2018 henüz belli değil. Son belli olan veri bu. 99.83 bir kamu kuruluşunda bütçe disiplini. Yani eğer sağlam bir bütçe disiplini koyarsak, Antalya'nın kaynaklarını yeniden envantere yazarsak, her kuruşu kamusal yarar için harcarsak, zaman içinde bu ağır borç yüküne batmış tabloyu yenileyebiliriz, iyileştirebiliriz, düzeltebiliriz. Onun da çalışmasını yapmak lazım. O disiplini koymak lazım. Neyi nereye kaç kuruş harcayacağınızı belirleyip katı bir şekilde onu uygulamak lazım. Demek ki bunun da çaresi var sizde. Çaresi o yüzden var. De mücadelemizi şimdi elinizdeki gerçekler neyse ona göre iş planı yaparsınız. Eğer 2020 yılındaki ödeme şuysa ve bu karşılanamayacak bir ödeme ise ben bunu düşünüp taşınıp Antalya'nın mevcut varlıklarıyla çözmem gerekir. Tabii Antalya çok hoyrat borçlandırıldı. Bir maharet kabul edildi o. Uluslararası kuruluşlardan vay efendim işte reyting raporları alınıp ağır borç batağına sürüklendi. İşte döviz cinsinden uzun yıllara sari borçlandırıldı. O da bir marifetmiş gibi sunuldu. Bunlar boş işler yani. Bakın borç çok makul düzeyde yönetilebilir şekilde olursa ve gerçekten yatırıma yönelirse iyi bir şeydir. Ama borç sonuçta borçtur. O yüzden borcu kutsamak, borcu işte finansal, bilmem, sosyetik laflarla çok iyi bir şeymiş gibi göstermek doğru değil. Peki. Biz size teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz aday adaylarınızda. Çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bütün komşularımızı da saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler. Sağ olun.